Bir müzisyenin enstrümanını sakince ve keyifle çalarken aslında o an beyninde ne havai fişekler patladığını biliyor musunuz? Bilim insanları son yıllarda çeşitli tarama cihazlarını ve teknolojilerini kullanarak beyin aktivitelerini tanımlama ve keşfetme yolunda çok önemli adımlar attılar. Çok sayıda denek üzerinde yapılan incelemede matematiksel problemleri çözmek veya okumak gibi aktivitelerde her bir eylemin beynin belirli bölgesine karşılık geldiği ve o bölgelerde yarattığı etki izlenebildi. İlginç olan ise deneklere müzik dinletildiğinde beyinde adeta çakmak çakmak kıvılcımlar meydana geldiği görüldü. Bilgisayarda beynin müziğe hitap eden bölgeleri aynı anda parlıyordu. Beyin kulağa gelen sesi işleyerek melodi ve ritim gibi öğeleri ayrıştırıyor ve bu ayrıştırılan öğeleri bir araya getirerek müziği oluşturuyordu. Tüm bu işlemleri ise müziğin ilk duyulduğu andan müziğe tempo tutmaya başladığımız o kısacık zaman dilimi içinde tamamlıyordu. Asıl mesele müzik dinletilen sıradan insanlar değildi, gerçek müzisyenlerin enstrümanlarını çalmakta iken beyinlerin incelenmesiydi. Araştırma ekibi müzisyenler üzerinde yaptıkları testlerde beyinlerinde adeta dev bir parti verildiğini gözlemledi. Müzik dinlemek beyin için, yürüyüş yapmak ise enstrüman çalmakta tam bir vücut egzersizi anlamına geliyordu. Enstrüman çalarken beynin birden çok bölgesinin aynı anda farklı bilgileri birbirleriyle ilişkili ve oldukça hızlı bir şekilde işlediği görüldü. Peki neydi beyni böylesine coşturan? Enstrüman çalmak beynin neredeyse tüm bölümlerini aynı zaman diliminde aktive ediyor. Ayrıca disiplinli ve planlı çalışma beynin işlevselliğini güçlendirerek farklı aktivitelerde bu güçten faydalanmamızı sağlıyor. Enstrüman çalmak sağ beynin öne çıkardığı yaratıcı ve inovatif etkiyle sol beynin anlam bulduğu matematiksel ve sözel içeriği birleştirmede çok önemli görev icra etmektedir. Bu yüzden enstrüman çalmak beynin iki yarım küresi arasında köprü görevi gören corpus callosum bölgesinin hacmini ve etkinliğini artırmaktadır. Bu sayede beyne gelen mesajlar daha hızlı ve daha farklı yollardan iletilir. Bu da müzisyenlerin hem sosyal hem de akademik çevrelerinde karşılaştıkları problemlere daha yaratıcı ve efektif çözümler sunar. Müzisyenin bir müzik yaparken hem duygusal içeriğini, mesajını anlamayı hem de planlamayı, detaylara dikkati çekmeyi gerektirmesi onun hafızasının çalışma sistemine de etki etmesine imkan verir. Bunun yanında müzisyenlerin beyinlerinin bu getiri ile her bir anıya duyusal, işitsel, kavramsal ve bağlamsal gibi birden çok etiket verdikleri görülmektedir. Peki ya bu beyindeki işlevsellik mucizesi resim yapanlardan ya da spor ile ilgilenenlerden çok yalnızca müzisyenlere mi özel? Bilim insanlarınca bugüne kadar bu konu hakkında tek bilinen husus beyinlerinde aynı seviyede kavramsal ve bağlamsal işlem gösteren katılımcılar üzerinde yapılan incelemelerde müzik eğitimi almış ve enstrüman çalmış kişilerin diğerlerine nazaran beyin bölgelerinin birçok noktasının daha gelişmiş olduğu. Boşa dememiş atalarımız, müzik ruhun gıdasıdır diye. Müzik dinlemek ruhun gıdasıysa, müzik yapmak, enstrüman çalmak da ruhun ta kendisidir. Dilerim bir ömür müziksiz kalmazsınız.